Bölgenin belli bir konfigürasyonu vardı aslında. Biraz da Arap Baharı ile bence şekillenmiş olan. Ki bu Arap Baharı işte Suriye'deki bu iç savaş, Irak'taki yine bu mezhep savaşı bunların hepsini böyle bir araya alacak olursak çok artan bir aslında İran etkisi vardı burada. Bu direniş ekseni adını verdiğimiz yani o İran'ın Irak'taki milis güçlerle, Lübnan Hizbullah ile ve Suriye rejimiyle gerçekten daha da böyle sıkılaşan bir ittifak ağı vardı ki buna zaten bu dönemde Yemen de eklenmişti. Aşağıya doğru da uzamıştı aslında o ittifak ağı. Tabii daha sonra savaş bitti. Savaş bittikten sonra bu bölgelerin yeniden yapılandırılması diye başka bir proje başladı. Ve biraz da aslında hani onun da belki bir uzantısı olarak bir normalleşme süreci başladı. Bu böyle farklı kollarda devam eden bir normalleşme aslında. Yani biz bunu daha çok İbrahim anlaşmalarıyla o normalleşme sürecini karakterize ediyoruz. Sonuçta Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yani İsrail'le böyle bir yakınlaşması gerçekten de bu işin en büyük ayağı. Ama onun dışında mesela Suriye'nin de geri kalan Arap devletleriyle bir normalleşme süreci başladı. O da diğer ayağını oluşturuyordu. Dolayısıyla bölgede biraz daha böyle bir reconstruction denilebilecek böyle bir yeniden yapılandırma dönemi. Ama 7 Ekim'le birlikte birden bölgenin yeniden biz bir savaş alanına döndüğünü gördük. Ve burada da aslında hem bir yandan işte o başlamış olan normalleşme sürecine sanki böyle bir ket vurmak, yani onu bir engellemek ya da yavaşlatmak gibi bir durum söz konusu oldu. Ki bir dereceye kadar da aslında evet yavaşladığını belki söylemek mümkün. Çünkü bu anlaşmanın Suudi Arabistan'a uzanması an meselesiydi. Belki birkaç ay içerisinde imzalanacaktı, böyle görünüyordu. Şimdiye kadar böyle bir anlaşma imzalanmadı, anlaşma uzamadı diğer devletlere ama yine de o olasılık orada duruyor. Olasılık orada durmaya devam ediyor. Dolayısıyla şu an dengeler daha da karışmış durumda. Artık işte bu normalleşme bloğu diyeceğim blokla o direniş ekseni artık daha çok böyle bir karşı karşıya duruyorlar gibi ve acaba bu Orta Doğu'nun kaderi bu iki blok arasında ve bu iki süreç arasında nereye doğru evrilecek, nerede duracak? Şu an biz bunu izliyoruz ve bunu merak ediyoruz. İran tabii bu söylemlerin çok farkında. Çünkü şimdi en güçsüz durumunda mı şu an direniş ekseni? Belki güçsüz yani orada doğru kelime olmayabilir ama en kritik dönemlerinden birinden geçtiği kesin. Ki bu da geçtiği ilk kritik dönem değil bu arada. Bence ilk kritik dönemi 2020'de Kasım Süleymani suikastiyle geçmişti. Ve bu suikaste tabii ki Kasım Süleymani bu direniş ekseninin mimarlarından belki de en önemli isim Mehdi El Mühendis'le birlikte ve ikisi aynı suikaste zaten ölmüşlerdi. Bundan sonra şöyle bir tartışma olmuştu. Yani Kasım Süleymani bu kadar milis gücü Suriye ve Irak ekseninde örgütleyebildi. Hatta bunları yeri geldi belirli çatı platformlar altında koalisyon kurmalarını da sağladı. Bunların siyasete girmesini ve partileşmelerini de sağladı aslında. Yani orada sadece bir askeri bir yükümlülük almadı, siyasi bir yükümlülük de aldı. Şimdi bunu yapabilecek başka biri var mı? Yani böyle bir insan gücü var mı? O noktada tabii yani Kasım Süleymani suikastı hiç beklenen bir şey değil. Bu olduktan sonra İran'ın tamamen başka bir coğrafyada faaliyet gösteren, yani Kudüs güçlerinin Afganistan-Pakistan bölgesinde daha çok operasyonlarda bulunan İsmail Kani isimli diğer komutanını alıp buraya yerleştirmişti. Ve bu şekilde aslında bu sorunu çözmeye çalışmıştı. Ama biz orada aslında başka bir çıkış noktası daha gördük. Sadece orada o lider değişimiyle yapmadı bunu. Bir yandan da o coğrafyayı, Lübnan Hizbullah'ı çok iyi bildiği için Lübnan Hizbullah'ına biraz böyle kendisine eşdeğer bir rol de verdi. Yani bu tarihten sonra, 2020'den sonra biz Kudüs güçleriyle Hizbullah'ın bu coğrafyada, işte bu özellikle o Suriye aksında faaliyetleri tepede hemen hemen birlikte yürüttüklerini ve daha böyle bir ortak olarak yer aldıklarını biliyoruz. Çünkü yani Lübnan Hizbullah'ı denildiğinde ilk akla gelen daha çok şu oluyor. Orada bir hami vekil ilişkisi var. Ama aslında onu aşan bir ilişki bence artık bu 2020'den sonraki ilişki özellikle daha da eşit bir ilişki. Tabii şimdi bu Nasrallah suikastinden sonra Hizbullah'ın ciddi anlamda bir güç kaybetmesi, gerçi sadece bu suikast de değil yani öncesinde o alt grupların da bu bir şekilde bir takım o teknolojik ne denir?
takıldım ya, siper saldırıyla bir şekilde elimine edilmiş olmaları da çok şey, çok önemli bir unsur bunun. Ve dolayısıyla orada o Lübnan Hizbullah çok ciddi bir darbe aldı ve bundan sonra İran ne yapacağını hakikaten iyi düşünmeli. Çünkü dediğim gibi yani odak oraya kaymıştı gittikçe. Onlara çok daha büyük bir görev verilmişti. Şimdi çok kritik bir noktada duruyor. Bakalım o Suriye ekseninde, yani Suriye ve Lübnan ekseninde acaba nereye kadar burayı güçlü tutabilecek? Şu an en büyük soru bu. Bu arada tabii şey şu var. Şimdi İran bu operasyonla aslında, hani az önce konuşuyorduk ya, bir açıdan moral vermek istedi. Yani bu, ben bunu bir moral operasyonu olarak nitelendiriyorum açıkçası. Çünkü bir yandan şimdi Arap dünyası ya da hani Orta Doğu dünyasında da herkes İran'ı çok yakından izliyor. Uluslararası kamuoyu da çok yakından izliyor. Artı direniş ekseninin kendi kamuoyu da bunu çok yakından izliyor. Ve şöyle bir şey var. İran hiç üst perdeden cevap vermemişti yaşanan suikastlere. Hani kendi komutanlarına yönelik suikastler, Haniye suikasti, şimdi Nasrallah ve bir şekilde İran'ın caydırıcı gücüne dair bir soru işareti oluştu. Ya da bu direnişe, bunun eğer hamisi ise, bu direnişin hamisi olarak bunu taşımaya devam edeceğine yönelik bir soru işareti ortaya çıkmaya başlamıştı. Ve bu soru işareti de tabii ki yani altı boş bir şey değil. Çünkü İran çok ciddi bir propaganda devleti, yaptığı her şeyi zaman zaman da abartarak aslında anlatan ya da yapacağı her şeyi abartarak anlatan bir devlet. Dolayısıyla bu olmadığında da İran'a yönelik böyle bir olumsuz bir algı oluşmaya başlamıştı. Biraz da bunları bertaraf etmek için bu operasyonu düzenledi. Burada önemli nokta, evet, direniş eksenine hayır ben buradayım, yine bu işin başında duruyorum ve kendi ölçülerimde buna cevap vereceğim demiş oldu. Yani bunun cevabını da vermiş oldu. Ama bu o caydırıcı güç açısından değerlendirirsek, evet, bu İsrail'e karşı bir caydırıcılık taşır mı? Ya da bu savaşın daha da yayılmasını engelleyecek bir şey mi? Henüz bunu bilmiyoruz. Suriye operasyon alanı, yani Suriye konuşmadan operasyonun merkezi halinde olan bir alan aslında. Çünkü bu operasyonların gerçekleşebilmesi için ciddi bir koridora ihtiyaç var. Ve o koridor, evet, Irak'tan başlıyor, İran'dan Irak üzerine, Irak'tan da Suriye'nin doğusundaki devrim muhafızları merkezinden içeriye doğru Lübnan'a akıyor. Yani orada bir lojistik akışı, insan akışı var ve Suriye bunun gerçekleşmesine aslında izin veriyor. Ve Hizbullah zaten dediğim gibi hem bu iç savaş sırasında hem de sonrasında, yani Kasım Süleymani sonrasında zaten ciddi anlamda Suriye'ye konuşlanmış. Yani Suriye'nin oradaki görevi kendi toprağını açmak ama konu hakkında çok da konuşmamak, siyasi olarak nötr gibi görünmek. Dolayısıyla teoride sanki nötr gibi görünüyor ama ben pratikte baktığımda, yani kendi ülke topraklarını böylesine devasa bir operasyonu açmış olan bir devletin çok da aslında nötr durmadığını görüyorum. Yani oradaki o ekseni olan bağlılığını bu operasyondaki bu merkezi konumuyla güçlendiriyor Suriye. İran, geçenlerde Pezeşkian Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapmıştı, takip etmişsinizdir onu. Orada çok olumlu bir sinyal verdi aslında. Orada ki zaten bunu başkanlık yarışındayken de yani söylüyordu. Eğer bir şekilde hükümeti kurabilirsek o zaman biz ABD ile tekrar nükleer müzakereleri ciddi olarak yeniden başlamak için, aracılı ya da aracısız olarak başlamak için hazırız imajı vermişti. Onu da devam ettirdi. Bu Birleşmiş Milletler konuşmasında bunu anladık. Demek ki nükleer dosyaya hala önem veriyor İran. Demek ki nükleer güç olacak mı olmayacak mı? Mesela şu an çok tartışılan konulardan bir tanesi bu en sonki İsrail saldırısıyla birlikte, ama belki bunu da konuşuruz. Ama burada bir yandan da ABD ile iletişimi açık tutacağını ve bu nükleer müzakerelerin peşinden gideceğini de söylüyor. İşte tabii ki İran tarafından irade bu yönde ama seçimlerden sonraki irade nasıl olur? Seçimlerden sonraki irade işte kimin kazanacağıyla daha çok bağlantılı. Yine de her koşulda İran'ın hiçbir dönem ben müzakere sürecini bırakmadığını düşünüyorum. Yani bir önceki reisi dönemine baktığımızda, ki reisi dönemi ultra muhafazakarların hem hükümette hem mecliste hem yerel yönetimde her yerde aslında çok
konuşlandığını gördüğümüz bir dönemde, ama o zaman da işte Hüseyin Emir Abdullahiyan o diplomasiyi hiç bırakmadı. Sürekli özellikle Avrupalı ortaklarla birlikte çok ciddi görüşmeler yapmıştı. Burada ya Amerikan başkanı kim olursa olsun o irade İran kısmında devam edecek. Bu kesin görünüyor. Şu an içeride şu tartışmalar var. İran bir nükleer eşik ülkesi. Artık yani bu uranyum zenginleştirmeyi çok ciddi bir seviyeye getirdi ve şu an birkaç hafta içerisinde uzmanların söylediğine göre nükleer kapasiteyi, yani bir silah kapasitesini geliştirebilecek düzeyde. Ve şu an içerideki tartışmalar hep bunun üzerinde yoğunlaşıyor. Acaba İran caydırıcı gücünü artırmak istiyorsa eğer, ki direniş ekseniyle o caydırıcı gücün limitli olduğunu da bir şekilde artık yavaş yavaş belki kabul etmeye ya da bunu sorgulamaya başladı. O zaman acaba bunun alternatifi nükleer silah olabilir mi gibi içeride uzmanların bir takım tartışmaları var. Tabii ki buradan ne sonuç çıkacağını bilmiyoruz. Çünkü aslında İran nükleer güç ülkesi olmayacağını açıklamış olan bir devlet, ama eşik ülkesi olmakta da sorun yok. Yani o eşik ülkesi olmayı da bir nevi caydırıcı bir güç olarak kullanıyor zaten. Yani ben evet uranyum zenginleştirdim her an, ama eğer gerekirse bu silahı üretebilirim diyor. Bu bir caydırıcı güçtür. Bunu da iyi kullanıyor bir açıdan. Biraz da işte bu İsrail saldırısı, İsrail'in Lübnan'a doğru o yayılmacılığı, belki bunun Suriye'ye sıçrayacak olması, bu gibi ihtimaller İran'ı acaba o eşikten daha da yukarıya atlayıp bir silah geliştirecek mi, geliştirmeyecek mi o pozisyona getirebilir. Bunu da takip etmek lazım. Bunun da henüz net olacağını çok fazla bilmiyoruz, ama şunu söylemekte fayda var. Şimdi bu 2017-2018 yılında Trump anlaşmadan çekildiğinde aslında o zaman şöyle bir tablo ortaya çıkmıştı. Şimdi zaten İran 2011'den başlayarak 2013 sonrasında direniş ekseni aktörlerini daha da böyle artırdı, o sistemi daha da geliştirdi ve aslında bu bir nevi daha önce yapılmış olan nükleer anlaşmanın muadili gibiydi. Yani bunu şöyle gibi düşünün, direniş eksenini bir açıdan nükleer silaha ya da nükleer gücü artırmaya tercih etmişti İran. İkisi de aslında caydırıcı güç, bir diğerine tercih etmişti. Ama şimdi eğer burada eksende bir zayıflama olursa ve eksenin kaderi daha olumsuza doğru giderse, o zaman işte bu silah kapasitesini yeniden düşünmemiz ve yeniden tartışmamız gerekiyor.